Tüm el işi ihtiyaçlarınız için gerekli malzemeler hobilobi.com'da sizleri bekliyor. hobilobi.com örgü tasarımı sunar. Merhaba sevgili örgü severler. Örgü Tasarım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili örgü severler, bu bölümde de görmekte olduğunuz bere çalışmasını yapacağız. Yine böyle kırmızı ve pullu bir ip kullandım. Ve böyle tığla hemen hızlı aynı günde bitirebileceğiniz bir bere çalışması oldu. Burada kabartmalı teknik kullandık. Yani 3 boyutlu bir teknikle nasıl böyle değişik şekiller çıkarabilirsiniz? Ve bu kenar çalışması özellikle nasıl böyle dik havada durabiliyor? Hem onları görmüş olacağız. Birer yumak kullandık. Kırmızı kalından bir ikinci yumaktan çok az, bir 10 gram kadar açmış oldum. Ve böylelikle çok şık bir burada bere çalışması elde etmiş olduk. Evet, sizler de beğendiyseniz ve bu beremizi bizimle çalışmak isterseniz örgü tasarım başlasın. Örmeye başlamadan önce videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Her hafta yayınladığımız videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olma butonuna basabilirsiniz. İyi seyirler diliyoruz. Sevgili örgüseller, bu bölümde de güzel bir bere çalışmamız olacak. Burada ben yılbaşına uygun da olsun diye biraz pullu bir ip seçtim. Çok hafif pulları var. Kendi renginde. Alize Abiye olarak geçiyor. 410 metre bir uzunluğu olan ip bu. %80 akrilik, %10 polyester, %5 palet ve %5 de sim içeren bir ip. Renk numarası 56 ve Alize Şal Abiye diye geçen bir ip. Bu da yine Alize'nin klasik Lana Gold ipi. %49 yünlü bir iptir bu. Şimdi soğuk kış günlerinde hem başınızı da ısıtsın şeklinde biraz daha kalın bir ip kullanacağız burada. İki kat yapacağız ipimizi. Burada 240 metrelik bir ip. Bunun da renk numarası aynı. 56 numara. İkisi de aynı kırmızı. Şimdi ipimizi açıp iki kat çekelim içinden. Ve 5 numara tığ kullanarak işlemimize başlayalım. Sevgili örgüseverler, şimdi ipimizi bu şekilde iki kat kullanacağız. Hafif böyle simli, şık bir bere çalışması olsun istedim çünkü. Ve 6 tane zincir çekerek başlıyoruz. 3, 4, 5 ve 6. Daha sonra birinci sık iğneye girip bu şekilde kapatıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. 3 çekmeli trabzan yapacağız. 1 bu şekilde 1 2 3 tekrar giriyoruz. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 şeklinde çekiyoruz. 2 4 6 olmuş. Toplam 18 tane bu şekilde trabzan yapalım. Evet, şimdi 18 trabzan yaptıktan sonra buradaki başlangıç tepemizi sık iğneyle kapatıyoruz ve böyle bir daire elde etmiş olduk. Sevgili örgüseverler, şimdi burayı kapattıktan sonra bir kez bu şekilde girip başlangıçta burayı sıkıştırıyorum. Ve 3 zincir çekerek aynı yuvaya tekrar giriyorum. Aynı şekilde giriyorum böyle. Ve 2 tane trabzan elde etmiş oluyorum. Hemen bir sonrakine yine bu şekilde tığımı geçiriyorum. Trabzanın arasından. Ve 3 çekmeli 2 defa peş peşe arttırma yapıyorum. Tekrar giriyoruz. Her bir trabzanın arasına bu şekilde 2 defa gireceğiz.
ve sıramızı bu şekilde tamamlayacağız burada. Bu şekilde bütün ilmeklerimize birer birer giriyoruz. Sevgili örgüseller, şimdi yine doldurduktan sonra sıramızı buradaki tepeye batarak kapatıyoruz burayı sık iğneyle. Ve 18 tane olan trabzanlarımız burada 36 trabzana çıkmış oldu. Şimdi burada tekrar bu sırada bir artış daha yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada tığımı bu kez bu şekilde aradan geçirerek sık iğneyle burayı kapatıyorum. Daha sonra 3 tane zincir çekiyorum. Ve buradaki yere tekrar giriyorum. Buradan bir artış yapmış oluyorum tekrar. 2 tane trabzanı alttan battım. Şimdi buradan bir tane bu şekilde yine üstten batıyoruz. Bir sonraki trabzana aradan alttan girerek 3 çekmeni trabzan yapıp aynı yuvaya tekrar giriyoruz ve bir trabzan daha yapıyoruz. Alttan battıklarımızı çift yapacağız. Böyle üstten battıklarımızı da sadece bir defa batmamız yeterli. Alttan arttırmış olduk. Şimdi bir sonraki bacağa tekrar bu şekilde giriyoruz. 2 tane peş peşe aynı buradaki trabzana artış yapıyoruz. Daha sonra sıradakine girip bunu tek yapıyoruz üstten. Tekrar alttan giriyoruz aradan. Bir trabzan ve aynı yuvaya tekrar girerek bir artış yaparak 2 trabzan yapmış oluyoruz. Sıradaki trabzanı üstten tek şeklinde şekil veriyoruz. Sıra boyunca bu şekilde şimdi alttan gireceğiz, aradan çekeceğiz ipi. 3 çekmeli trabzan, tekrar aradan giriyoruz ve 3 çekmeli trabzan yapıyoruz. Şimdi bir tane üstten tek yapıyoruz. Doluyoruz, aradan giriyoruz. 2 tane trabzanı peş peşe, buradan üstten de bir tane trabzanı girerek böyle. Bakın çukurluklar oluşmuş oluyor. İki tersler altta kalıyor. Bir düz diyelim bunlara. Bunlar da üstte kabarık bir şekilde kalmış oluyor. Yine giriyoruz. Aradan çekiyoruz. Tekrar aynı yere giriyoruz. Bir tane de üstten. İki tane aradan giriyoruz. Bir tane üstten, iki tane alttan, aynı yuvaya yine bir tane üstten tek olarak yapıyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, şimdi sıra sonuna geldiğimiz zaman burada da en üstle tek olanla bitiriyoruz. Çünkü çift başlamıştık başlangıçta. Bu çiftliğin tepesine de batıp sık iğneyle sıramızı kapatıyoruz. Sevgili örgüseller, şimdi bu yeni sıramızda yine aynı işlemi yapacağız. Arttırma yapmıyoruz bu sırada. Bakın buradaki iki alt olan bacaklara öncelikle burada başlangıç yerim belli olmasın diye bir sık iğneyle dolandırıyorum. Daha sonra 3 tane zincir çekip alttan ikinci trabzan bacağımı da bu şekilde oluşturuyorum. Daha sonra üstteki teki tek olarak örüyorum. Çiftlilere de alttan tek tek batıyorum. 2 tane var. Onlara ayrı ayrı batarak bu şekilde burayı biraz daha
hem rahatlatmış oluyoruz bu sırayla birlikte. Dolayısıyla bu sırada hem artışımız da olmamış oluyor. Bir tane üsttekini yine üstten tek batıyoruz. Alttaki ikileri de ayrı ayrı ikili olarak örüyoruz. Tüm sıramızı bu şekilde şimdi geçelim. Çok kolay ve hızlı ilerleyeceğiniz bir model. Bir günde çok rahatlıkla örebileceğiniz bir proje olacak. Evet, bakın şimdi bu şekilde alttan iki, üstten tek tek batarak sıramızın turunu tamamlıyoruz. Sevgili örgüseller, şimdi yine sıra sonuna geldim. En son üstten batmalı ilmeğimi üstten batıyorum. Ve yine sık iğne ile buradaki başlangıç noktama batıp sık iğnemi kapatıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamladık. Şimdi son bir artışımız var. Onu da yapalım. Daha sonra başka artışımız olmayacak. Yine başlangıç yerimiz belli olmaması için bu şekilde sık iğne ile burayı dolandırıyorum. Daha sonra 3 zincir çekip ikinci alttaki girmem gereken kısma girdim. Burada 2 tane alttan trabzan oluşturmuş oldum. Şimdi üstteki trabzanları da çift gireceğiz. Bu da son artışımız olacak. Bakın üsttekine bir kere daha girelim. Alttakilere yine normal giriyoruz. Yani her bir trabzana bir kez giriyoruz. Sadece düzlerde artışımız var. Üste girdik. Üste tekrar girerek arttırmış olduk. Yani dolayısıyla bu sırayla birlikte 2 alt 2 üst olarak 2 ters 2 düz mantığını düşünün. 2 tane düz 2 tane terse çıkarmış olduk. Bu işlemle birlikte böyle. Şimdi düzlerimiz de çift çift gelmiş olacak. 2 tane alttan batıyoruz tekrar. Üstten girdiğimiz ilmeğe de çift girerek sıra boyunca bu şekilde arttıracağız. Önceki arttırdığımız alttaki ilmeklerimizi tek tek örüyoruz. Üstteki tek ördüğümüzü de çift örerek, bakın tekrar girerek burada ikiye çıkarmış oluyoruz. Evet, bu sıradaki artışlarımız da dolayısıyla üstteki tek olan ilmekten olmuş oluyor. Ve bu bizim son artışım sıramız zaten. Daha sonra normal ilmeklerin gelişine göre devam edeceğiz örmeye. Yani tepe artırımı ip kalın olduğu için bu kadar yeterli gelecek. Şimdi sıra sonuna kadar buradaki üstteki üstten battığımız ilmeklerin hepsini çift örerek arttırma sıramızı tamamlayalım. Alttakileri normal birer birer batarak devam edelim. Ve bu şekilde son artışımızı da yapmış olalım. Şimdi ben sıramı tamamlayacağım. Yine sıra sonunda bir araya geleceğiz. Bakın bu şekilde bir görselliğimiz oldu. Şimdi sıramızın sonuna geldik. Buradaki tek ilmeği de çifte çıkartıp sıramızı tamamlamış oluyoruz ve buradan yine sık iğneyle tepemize batıp burayı kapatıyoruz kaydırarak. Şimdi buradaki bakın başlangıç ve bitiş sıranız hiçbir şekilde bozuk olmuyor. Çünkü bunu buradaki yaptığımız işleme buradaki işleme borçluyuz. Bu şekilde battığımız için burada hem gizlemiş oluyoruz başlangıç yerini. Daha sonra da tekrar 3 zincirle ikinci alttaki ilmeğe yine aynı şekilde batarak böyle başlangıç yerini gizlemiş oluyoruz. Bakın nereden başlandığı kesinlikle burada bilinmeyecek. Şimdi aynı sırayı tekrar ediyoruz. Yani burada hiçbir artış yok. İkili üstteki
çift yaptıklarımızı çift batıyoruz. Alttakileri de yine iki tane peş peşe alttan batıyoruz. Şimdi iki düz iki ters gibi düşünün. İki tane üstten düzümüz var. İki tane de alttan ters olarak batıyoruz. Alttan bu şekilde girerek batıyoruz. Ve bu sırayı aynı şekilde tamamlıyoruz. Yani iki düz iki ters. Üsttekileri tek tek arttırdığımız ilmekleri tek tek giriyoruz. Zaten diğerlerinde tek tek giriyorduk. Onları da alttan tek tek giriyoruz. Üstteki yeni ilmekleri de tek tek giriyoruz. Şimdi bu sıradan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. İki ters, iki düzlerin yerlerine aynı pirinç mantığıyla tersleri düz, tersleri düz, düzleri ters şeklinde örerek böyle minik kutucuklar yapacağız. Yani pirinç, ikili pirincin tığ versiyonunu görmüş olacaksınız. Çok şık duruyor berede. Şimdi bu sıramızı tamamlayalım. Bir sonraki sırada onu da göstereyim. Şimdi hızlıca tamamlıyoruz buradaki turumuzu. Sıra sonuna geldik. Buradan da şimdi iki tane üstten batmamızı yaptık. Ve sıramızı yine kapatıyoruz. Ve şimdi artık yönlerimizi pirinç gibi değiştireceğiz. Buradaki üstten battıklarımızı alttan, alttan battıklarımızı üstten batmamız gerekiyor. Dolayısıyla buradaki birinci alttan battığım bacağı bu kez sık iğne ile böyle giriyorum ve kapatıyorum. 3 tane zincir ve ikinci bacağı da üstten giriyorum. Şimdi buradan üstten battıklarımızı da alttan dolanarak yönlerini çevirmiş oluyoruz. Bakın aşağıda olan ilmekleri bu kez üstten batıyorum. Ve burada üstten battığım ilmeği de alttan batarak yönlerini değiştirmiş oluyoruz. Alttan olanları üstten batıyorum. Üstteki ilmekleri de alttan dolanarak batıyorum. Sayımız hep sabit şu an, hiç artış yapmadan. Şimdi bu şekilde turumuzu tamamlayalım. Alt üst alt üst şeklinde yönlerini değiştirelim. Sevgili örgüseller, şimdi sıra sonuna geldim. Yine burada sık iğne ile sıramı kapatıyorum. Ve buradan tekrar üstten batacağım için bu şekilde öncelikle ipimi aradan geçirerek evet yeni sıraya başlamadan önce de yine bu işlemi yapıyorum. Sık iğne ile daha sonra 3 zincirimi çekiyorum. Şimdi aynı sıradan bir tur daha yapacağız. Yani bu sıraları her iki sırada bir değiştirmiş olacağız. İkili olduğu için iki sıra ördüğümüz zaman tekrar yerlerini değiştireceğiz. Yine üstten ördüklerimizi bu sırada üstten, alttan ördüklerimizi de alttan örelim. Bir sonraki sırada da tekrar değiştireceğiz. Şimdi bu turumuzu birebir bakın burasını uzatmış oluyoruz. Bir sonraki turda da tekrar yönlerini değiştireceğiz. Şimdi birebir burayı tekrar ediyoruz bir tur boyunca. Böyle bir görsellik oluşmaya başladı şimdi. Devam edelim. Sevgili örgüseller, şimdi buradaki turumu da tamamladım. Yine sık iğne ile kapatıyoruz. Şimdi yine yönünü değiştireceğimiz sıradayız. Yani biz her yönünü değiştirdikten sonra değiştirdiğimiz sıradan sonra bir sırada üstünden geçerek bunu dönüşümlü istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar devam edeceğiz. İşlemimiz bundan sonra hep aynı. Şimdi bakın bu iki
üstten ördüğüm. Bu kez bunun yönünü değiştireceğim için alttan çekerek sık iğneyi alttan batarak sık iğneyi geçiyoruz bu sıramızda. Daha sonra 3 tane zincir çekiyoruz. Ve ikinci bacağımızı da alttan batarak yönünü değiştirmiş olduk. Şimdi alttan olanları üstten batacağız birer birer yine. Üstteki olanları da alttan batacağız. Her iki sırada bir bu şekilde yönümüzü değiştireceğiz. Şimdi bir müddet bu şekilde öreceğiz. Yani her iki sırada bir tekrar edeceğiz bu işlemi. Bakın böyle minik minik kareler elde etmiş oluyoruz. Böyle büyüdükçe çok güzel bir görsellik oluyor. Şimdi bayağı bir devam edelim. En azından bir 4 tur yapalım bunu. Daha sonra kaç sıra ördüğümü zaten paylaşırım ben. Çünkü işlemimiz aynı. Şimdi bu sıradan sonra aynı sırayı tekrar ediyoruz. Bir sonraki sırada da tekrar yönlerini değiştiriyoruz. Yani böyle baktığımız zaman aralarda her iki çizgide bir değiştirmiş olacağız. Şimdi ben bayağı bir uzatacağım. Daha sonra tekrar bir genel görüntüsüne bakalım. Sevgili örgüseyler, şimdi bu şekilde baktığımda 5 tane model oluştu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Çiftli çiftli her bir sıramız. Yani 10 sıra boyunca dolanmış olduk. Ve şimdi kenarı böyle hafif dışarıya kıvırık çalışacağız. Ama öncelikle bir sıra boyunca buradaki ilmeklerimizi artık hepsini alttan batarak devam etmeye başlayacağız. Dolayısıyla şimdi buradaki ilk ilmeğimi yine alttan dolandırarak sık iğneyle kapattıktan sonra 3 zincirimi çekiyorum. Ve sıradaki trabzana yine alttan giriyorum. Bütün ilmekleri şimdi artık alttan gireceğiz. Ve modelimizi burada bitirmiş oluyoruz. İkili ikili ördüğümüz modeli. Şimdi enine çizgiler çıkartacağız. Dolayısıyla bir sıra boyunca bu şekilde geçelim. Bir sonraki sırada da bir artışımız olacak dışarıya kıvrılması için. Evet, her bir ilmeğin altından girerek bu şekilde örüyoruz bu sıramızı. Bakın bu şekilde giriyoruz, örüyoruz. Hepsini aynı şekilde örüyoruz. Ve bakın böyle bir çıkıntı çıkarmış oluyoruz bu sayede. Şimdi sıramızı başa kadar böyle gelelim. Sevgili örgüseyler, şimdi sıramı tamamladım ve aynı işlemi tekrar yapacağız ama bu sıramızda bir artışımız var. Dolayısıyla yine ilk önce buradaki aradan bir sık iğnemizi kapatalım. 3 zincir çekelim. Şimdi ikinci batacağımız trabzana çift batıyoruz. Burada bir artış yapmış oluyoruz. Bir sonrakine tek batıyoruz. Bir sonrakine çift batıyoruz. Böylelikle her ikinci trabzanı arttırmış olacağız. Çift battıktan sonra bir tane tek batıyoruz. Bir sonrakini çift batıyoruz. Bir tek batıyoruz. Bir sonrakini çift batıyoruz. Bir tek bir çift şeklinde şimdi sıra boyunca dolanalım. Zaten
Bunu bir kereye mahsus yapacağız. Daha sonra bu yeterli gelecek yukarıya kıvrılması için. Daha sonra da yine aynı buradaki yaptığımız işlemle devam edeceğiz. Şimdi öncelikle artış sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sevgili örgüseyerler, şimdi sıramı tamamladım. Ve buradan yine sık iğne ile kapatıyorum sıramı. Şimdi artık evet buradaki yine sık iğnemizi buradan geçirdikten sonra 3 ilmek çekiyor, 3 tane zincir çekiyoruz. Ve arttırdığımız ilmekleri de tek tek girerek hep alttan batarak öreceğiz. Tekler zaten tekte, çiftleri de tek tek örerek burada genişlemesini sağlayacağız. Başka da artışımız yok zaten. Bu şekilde şimdi bakın 3 çizgimiz çıktı. Bu çizgi sayımız 5 tane oluncaya kadar üst üste, yani bundan sonra bir 2 sıra daha geçelim. Geçtikten sonra bir işlemimiz daha var. Daha sonra beremizi tamamlayacağız. Şimdi sıramızı tamamlıyoruz. Onun üstüne 2 sıra daha yapıyoruz. Ve o 2 sıranın sonunda tekrar birlikte göz atıyoruz. Sevgili örgüseyerler, şimdi sıranın sonuna geldim. Burayı da kapatıyorum. Ve bakın tam burada ipim bitti. Şimdi bizim biraz daha devam etmemiz gerekiyor. Çünkü kenarım biraz daha kalkık duracak bir model yapacağımız için. İkinci yumağı da açtım ben ama çok az kullanacağız. Yani bir 4-5 sıra için açmış olduk. Normalde dışarı kıvrık olmayan bir bere yapmak isteyenler bereyi zaten normalde burada bitirebilirsiniz. Orada da kenardan bir ters tığ geçerek normal düz bir bere de yapabilirsiniz ama bu modelimiz biraz değişik yani olacak. Böyle havada duran böyle bir kıvrılma yapmak istiyorum burada. Öyle bir çalışma yapacağım için ben şimdi ipimi ekledim ve devam ediyorum. Yine alttan batmalı bir şekilde. Battıktan sonra 3 zincirimi çekiyorum. Ve modelime yine devam ediyorum aynı şekilde. Şimdi bir sıra daha geçiyoruz. Bu sıramızı da tamamlayalım. Bakın 1, 2, 3, 4 çizgi oldu. Sevgili örgüseyerler, şimdi bakın bu şekilde sayınca 1, 2, 3, 4, 5 tane oluştu çizgim. Ve şimdi zıt yönde batmaya başlayacağız. Bu şekilde üstten batacağız. Yine 3 zincirimizi çekiyoruz. Ve bütün ilmeklere bu kez üstten batarak giriyoruz. Şimdi artık batışlarımızı her turda 1-2 sıra boyunca böyle yapacağız. Hep üstten batacağız. Bakın burada şimdi düzeldi oradaki görüntümüz. Böyle düz bir alan elde etmiş olduk. Ve bu alttan aşağı yukarı şuradaki çizgiye kadar devam edecek.
Yani buradan baktığımız zaman modelimizin bitimi burada. Yani iki sıra daha dolandığımız zaman şurada bir yerde bitirmiş olacağız. Bu modelin bitim yerine kadar yapılacak. Yani şuraya kadar. Biz burayı uzatacağız. Şimdi ben bu sırayı geçtikten sonra bir sıra daha geçip tekrar bir kontrol edeceğim. Bu bizim birinci sıramız kıvrıldıktan sonra. Çünkü bu diğer sıraya daha bunu bir önceki sırada yapmış olduk. Ama bu şimdi tam köşeye denk geldiği için aslında altın da bir sırasını oluşturmuş oldu. Ve altın ikinci sırasını geçiyor gibi oluyoruz şu anda bu şekilde baktığımızda. Şimdi biz bu sırayı bitirelim. Tekrar bir sıra daha onun üzerine örelim. Ve tekrar birlikte bir göz atalım. Sevgili örgüseller, şimdi sıramı tamamladım. Ve son bir sıram kaldı. Yani şöyle baktığımız zaman bakın. Bizim modelli kısmımız burada. Şurada bitmişti ve böyle kıvırdığım zaman. Şimdi bu son sırayı geçtiğim zaman da burada tam denk gelmiş oluyor. Dolayısıyla biz burayı katladıktan sonra zaten bir sırası kendiliğinden oluştu. Bir sıra ördüm. Şimdi ikinci sırayı da burası bitmiş olacak. Yani iki sıra boyunca katladıktan sonra ördüğünüzde sizin de tamamlanmış olacak. Yine burayı sıkıştırdıktan sonra 3 zincirle bir sıra daha geçiyorum. Daha sonra da bu içi doğru dikeceğiz. Bu parçamızı en azından temiz bir işçilik olacak. Böyle şapkanızı kıvırdığınızda. Bir de aynı zamanda sizin vereyi taktığınızda da böyle bunun aşağıya düşmemesini sağlamış olacak. Böyle güzel havalı bir şekilde burası durmuş olacak. Şimdi bu son sıramızı da tamamlıyoruz. Daha sonra da buradan burayı güzel bir şekilde dikiyoruz ve beremizi tamamlıyoruz. Sevgili örgüseller, şimdi iki sıra ördükten sonra kıvırma sıramızla birlikte 3 tane burada sıra oluştu. Ve biz şimdi böyle baktığımız zaman 1-2 buradaki bizim örnekli kısmımızdı. Şimdi ben buradaki pullu ipi kestim. Ve diğer ipten de biraz uzunca kesip buradan hemen dikişe başlayacağım. Bakın böyle 1-2'yi baz alıp 1-2 burada 3. trabzanın tepesinden hemen burayı tutturmaya başlıyorum. Bakın 1-2 şuradan dikeceğiz. Yani bu ikincinin bitiminden dikmiş olacağız. Çaprazlama giriyoruz. Çepeçevre böyle dikeceğiz bunları. 1, 2. Buradan giriyoruz. Her bir bacağa bir kez girmemiz yeterli. Evet, bu şekilde tutturuyoruz. Çepeçevre dönüyoruz bu dikişimizle birlikte. Sevgili örgüseller, şimdi bu şekilde dikişimi tamamladım. Bakın tertemiz bir görüntümüz var. Ve beremizin böyle kenarı da hem aşağı sarkmamış oldu. Evet, burada mesela biz burayı 5 sıra geçtikten sonra 5. sırayı kıvrılmada kullandık. Burayı daha dar yapmak isteyenler bunu 4 sırada, 3 sırada da yapabilirler.
Ben biraz daha geniş çaplı yapmak istedim. Böyle yılbaşı beresi güzel havaya kıvrılsın diye. Dediğim gibi büyütmek ve küçültmek için de biz 18'de başlamıştık. Daha küçük isteyenler 2 ilmek, 2 tane trabzanı eksik yapabilirler. Büyütmek isteyenler 20 trabzanla başlarlarsa biraz daha büyük çaplı olur. Ama bu standart bir kalıp şu anda bizim elimizdeki. Ve belki çocuklara yapmak isterseniz de dediğim gibi biz burayı 18 başladık, 16, 14 şeklinde ikişer ikişer küçültebilirsiniz. Veya daha ince ipler kullanarak aynı sayıyı yapıp yine tekrar daha küçük şapkalarda elde etme şansınız var. Bence çok güzel bir bere oldu böyle. Hem başınızda da taktığınız zaman böyle temiz bir görüntü olacak. Bunun da bir de güzel tarafı, bakın ek yeriniz hemen hiç belli değil. Burada olduğu halde sadece şu uç noktalarda, ama o da yok denilecek kadar. Bu da bizim o batış sayemiz, battığımız sık iğne sayesinde burada tertemiz bir görüntü oluşturmuş oldu. Evet, bu bereleri farklı tonlarda da çalışabilirsiniz. Bakın burada da yine böyle daha farklı bir tonla yaptığım bir bere. Burada bir sıra eksik mesela benim kenarım. Onun için burada bir sıra fazla yaptım ben. Zaten ipi açmıştık, dolayısıyla bir sıra daha fazla geçebildik. Dediğim gibi tamamen burada bitirip burayı ters tığla geçirip normal düz bere de yapma şansınız var. Böyle yılbaşı için değişik alternatif olsun hem de kırmızı bence tam güzel oldu. Böyle hafif bir pulla bence çok beğeneceğini düşünüyorum. Evet, ölçü olarak da şimdi şöyle aşağı yukarı bir ölçü vereceğim size. Yani siz zaten örerken başınıza geçirerek dönem dönem bakarsınız. Normalde bakın buradaki bere kısmı olabilecek uzunluk 18 diyelim. Çünkü şuradan başlamıştık batmaya. Tam 18 santim. Siz bunu başınıza geçirdiğiniz zaman eğer fazla uzun gelirse mesela 2 sıra fazla yapabilirsiniz. Burada 5 yerine 4 sıra geçebilirsiniz. Kendi baş ölçünüze göre bu değişiklik gösterebilir. Burada önemli olan püf noktalar. Evet, böyle genişlikte aşağı yukarı 24 santime denk geliyor. Dediğim gibi kendi ölçünüze göre de azaltıp, yani ikişer ikişer azaltıp ikişer ikişer çoğaltarak, çünkü modeli bozmamamız gerekiyor. Onun için ikişerli eksiltebilirsiniz. Ve bu şekilde küçülüp veya büyümüş olabilir bereniz. Biz standart ölçü yaptım ben. Genelde herkesin başına olabilecek bir ölçü bu. Sevgili örgüseverler, böylelikle bu projemizin de sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ve başka yepyeni projelerde tekrar bir arada olmak dileğiyle sevgi dolu örgüler diliyorum. Yün, tuhafiye ve tüm el işi ihtiyaçlarınız için hobilobi.com'u ziyaret edin. hobilobi.com örgü tasarımı sundu.